Merhaba arkadaşlar, ben Selçuk Çetiner. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Rüyada arkadaş görmek. Sevgili arkadaşlarım, rüyalar içinde bulunduğunuz duruma göre, görülüş şekline göre, yanındaki sembole göre anlamları değişir. Yani arkadaş gördün, arkadaş sembolünün belli bir şeyi yok. Anca yakın samimiyet simgeler. Ama hani hangi sembollerle beraber gördüm, bu anlamı değiştirir arkadaşlar. Çünkü rüyada en küçük detay rüyanın anlamını değiştirir. Örneğin arkadaşını siyah telefonla gördüm. Elinde siyah bir telefon var, birilerine kızıyor, bağırıyordu. Yani bu, siz yardım istemişsinizdir. İçinde bulunduğunuz durumda arkadaşınız sizi reddedecek. Arkadaşınıza kızacaksınız, arkadaşlıktan çıkaracaksınız. Buna işaret eden bir rüyadır. Çünkü hayırlı gelişme olmaz. Arkadaşınızı pizza hamuru açarken gördünüz örneğin. O kanka, ben pizza yapmaya başladım filan. Arkadaşınızın zenginliğe adım atacağına işaret eder. Belki sizi de ortak etmek isteyecek. Yani gün içinde diyebilir ki, kardeşim şöyle bir girişimim var, bana destek ol, paranı ver filan. Vermek isterseniz verin tabii ki. Yani bu hayır kazanacağına işaret eden bir semboldür. Arkadaşının böyle dıgıdık dıgıdık ata binmiş, at üstünde gittiğini görüyorsun. Yani sembol o kadar çok ki arkadaşlar. Normal bir şekilde bir insanı görmek pek bir şey ifade etmez. Hani bu insan veli değilse ya da Hazreti Peygamberimiz değilse normal bir şekilde görürsün. Ama ne yapıyordu? Hani size tükürüyor muydu? Ya da dil mi çıkarıyordu? Bu nedir? Bu kişinin size zarar açacağının işaretidir. Beraber tatlı mı yiyorsunuz arkadaşlar? Demek ki ben bir arkadaşıma kızmıştım. Beraber tatlı yediğimizin, gördüğüm günün 2 gün sonrasında beraber barıştık. Çünkü tatlı sembolü bunu getirir arkadaşlar. Borç istemiştim, vermemişti. Ben onun için dolarlarımı bozdurmuştum ki asla yapmayacağım bir şey dolar bozdurmak. Bir de borcu öderken tamam kardeşim dedim, TL olarak öde dedim. Dolar da değer kazanmıştı. Bir doğalgaz faturasını ödeyemedim, yetişemedim şeylere. Şimdi iş kuruyum vesaire filan, hep bu bir yerleri araştırıyorum, bir yerlere para gidiyor, olmuyor. Ödememişti. Sonrasında birkaç vakit geçti arkadaşlar, barıştık. Dövüştüğünü görmek iyilik de getirebilir, kötülük de getirebilir arkadaşlar. Dövüşün ayrıntıları önemlidir dövüş rüyasında. Yani arkadaşının sana çiçek bahçesi göstermesi, bak kanka şurası ne kadar güzelmiş, onun vesilesiyle tanışacağın hayırlı kişiye işaret eder. Bu da evlenebileceğin kişi olabiliyor. Yani rüyada arkadaş sembolü görülür. Ama hangi sembolle beraber gördün, nasıl gördün? Hani et veriyor arkadaşın sana. Ya sana olan borcunu ödemesine de işaret eder. Ya da sana borçlanacağına da işaret eder arkadaşlar. Hangi sembolle beraber gördüğün bu çok değiştiriyor. Yani arkadaşının sana yumruk atması. Onunla barışabilirsin. İşte içinde bulunduğun duruma göre de değişiyor ya. Onunla barışabilirsin. Onunla gerçekten kavga da, tartışmaya da işaret edebilir. İçinde bulunduğun duruma göre rüyaların anlamı değişir. Beyaz yastık görüyor. Evli biri ise evliliğindeki sorunlar bitecek. Bekarsa kendine uygun biriyle evleneceğinin işaretidir. Yani arkadaş sembolü, hangi sembolle gördün, nasıl gördün, detaylar çok önemli. Arkadaşınla deniz kenarında gördün. Yani bu evliliğe de işaret eder o kişiyle. Güzel, uzun sürecek arkadaşlığı da sembolize eder arkadaşlar. Çünkü deniz güzel gelecektir. Sonrasında arkadaşınla beraber yağmurda ıslandığını gördün. O kişiden hayır göreceksin. O senin için hayırlı bir arkadaştır. Buna işaret eder. Hani arkadaşını normal bir şekilde gördün. Aa Selman merhaba. Selman'ı gördün. Öyle sana bakıyor. Hani bakması, gülümsemesi, küsseniz barışacaksınız. Ama bakması, normal bir şekilde baktığını görüyor. Sana söylemek isteyip de söyleyemedikleri var. Senden gizlediği bir şeyler var, bunu işaret eder. Arkadaşını nasıl gördün? Hangi şeyle gördün? Çıplak mı gördün? Çıplak olduğunu mu gördün? Yani seviştiğini mi gördün? Her şeyi görürsün. Detaylar önemlidir. Görüşürüz, ben gidiyorum.